Şöyle bir olsun bu. Boza kıvamında bir karışım elde edeceğim ben. Biraz oda sıcaklığında süte ihtiyacım var. Ve devreye tekrar sevdiğimiz baharatlar girecek. Yaklaşık bir su bardağı kadar süt kullanacağım. Şimdi normalde bunun içine birçok baharat ekleyebilirsiniz. Ben sadece şimdi tuz koyacağım. Sebebi ise yanına nefis, bol aromatik bir sos hazırlayacak olmam. Ben orada da yağımı kızdırmaya başladım. Ve yumurtalı sosumu oldukça iyi bir şekilde çırpmak istiyorum. Aksi takdirde yerken ağzınıza minik minik yumurta parçaları geliyor. Evet, bu yeterli olacaktır. Ekmek bıçağımı aldım. Dediğim gibi dolabımda streç filme sarıp bayatlamaması için sakladığım ekmeğimden kullanmak istiyorum. Bolca sos çekmesini istiyorum ekmeğimizin. O yüzden kalın iki dilim keseceğim. Bakalım, evet. Bu hazırlanırken isterseniz ufak ufak da sosumuza başlayalım. Derin bir kap kullanmak istiyorum. Biraz taze soğanım var. Orada ekmeklerimi de çevirmek istiyorum. Evet, iyice sosu emmelerini istiyorum çünkü. Yağınızı iyice kızdırmayı sakın unutmuyorsunuz. Bunu söylemiştim zaten. Minik minik taze soğanlarımı doğrayacağım. Taze soğanları attık. Evet. Şimdi kurutulmuş domateslerim var. Dediğim gibi kurutulmuş domateslerinizi kullanmadan önce birkaç dakika sıcak suyun içinde bekletebilirsiniz. Bu esnada ekmeklerime dokunuyorum. İyice çekmişler. Şunları doğrayalım. İçine gönderelim. Burada kurutulmuş domatesin içindeki yağı da içine koyuyorum. Çünkü bütün aroması, lezzeti, her şey bu yağın içinde. Çok dikkat edin koyarken ve geriye doğru bırakın. Kabaran size gelmesin. İkinciyi atmadan önce biraz daha bekleyin. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Ben o esnada diğer otlarımdan faydalanayım. Bolca maydanoz ve bolca dereotu koparıyorum. Bunları minik minik doğrayacağız. Şu bir olsun. Bu da iki. Biraz tulum peyniri alacağım. Bunu şöyle kesin kabaca içine doğrayacağım. En sonunda biraz ceviz tabii ki. Ve bolca zeytinyağı. Biraz da baharat kullanalım. Şuradan biraz kırmızı toz biber koyayım. Benim baharatla ilişkim o anda canım ne istiyorsadır. Biraz da tuz ve karabiber ekleyeceğim. Taze karabiber çekelim biraz. Ve tuz. Tuzu az koyuyoruz. Ne zaman peynir kullansak tuz az olacak. Sizin için hem kahvaltılarınız hem de beş çaylarınızla lezzetle yiyebileceğiniz nefis bir tarif hazırladım.